Hocam e, miladi 6. yılda kızgın taşlar altında inleyen Bilal mi radıyallahu anh işi zordu. 21. yüzyılda İstanbul'da yaşayan bir gencin mi işi daha zordur? Ve buna ilave olarak sahabenin imtihanlarını nasıl güncelleyeceğiz? Bugünün dünyasında Sahabenin yaşadığı imtihanları bugün biz kendimize nasıl yorumlayacağız hocam? Şimdi e, büyük bir hakikat var. Allah ilk insanı yarattığında iman şartı koştu. Cennet vereceğim dedi. Son insandan da iman istiyor, cennet vereceğim diyor. Ne protokolde bir değişiklik var ne de insanın tipinde değişiklik var. İlk insanlar dört gözlü, altı kulaklı falan değildiler. Aynı insanız. Cennet aynı, cehennem aynı, şart aynı, kontrat aynı. Bu eğer Allah 5000 sene önceki bir insana iman edersen cennete sokacağım. Oruç tutarsan cennete sokacağım. Ondan sonra 2000 sene önceki İsa Aleyhisselam'ın ümmetine şöyle yaparsan, Bilal'e de böyle yaparsan, sabredersen dediyse, 5000 bin sene sonra gelecek olanlara dediği, terazide aynı oluyor olması lazım ki, aynı cennete adaletle koymuş olsun Allah. E, adın cenneti aynı, havz Kevser'in suyu aynı, şefaat aynı, Bilal bir ton yük kaldırdı, bana yedi ton verdi. Bu adaletsizlik olur. Bir. 2 İnsanın Allah'ın imtihanına muhatap olan çehresi hep aynıdır. Nedir o? Bilal, İsa Aleyhisselam'ın havarisi, Yuşa Aleyhisselam'ın filancası, Nuh Aleyhisselam'ın oğlu herkesin bir mide şehveti vardı. İki cinsel şehveti vardı. Üç meşhur olma hobisi vardı. Dört çok yaşama arzusu vardı. Beş işte etraflı olma arzusu vardı. Çoluk çocuk Bunlar ilk insandan son insana kadar aynı şeyler hep. Ama benim zevkim cep telefonuyla mesaj göndererek tatmin oluyor. Bilal'in zamanındaki insan yüksek bir tepenin üstüne çıkıp karşı köye bağırarak bu tepkiyi duyuruyordu. Benim zamanımda da cinsellik şehveti genlerimde var. Bilal'in de zamanında vardı. Bilal iki hanımı, üç hanımı, dört hanımıyla oturup cinselliğini yüzde yüz boşaltıyordu. Ben bir hanıma gerek kalmayacak bir şekilde göz e, berbatlığıyla, kulak berbatlığıyla, temas berbatlığıyla şehvetimi bir yolla topraklıyorum. Ama benim imtihana muhatap olan fiziksel yapımla Bilal'in imtihana muhatap olan fiziksel yapısı aynıdır. Dolayısıyla görüntüler yani 200 gram aldıktan sonra bardak cam olsa ne olur? Porselen olsa ne olur? Plastik olsa ne olur? bütün 200 gram alıyor. Yani Bil Bilal bunu çömlekte 200 gram içti. Ben kaliteli bir porselen bardakta 200 gram içiyorum gibidir. Yoksa Allah'ın adaleti %100 tecelli etmemiş olur. Bazı kullarına kolay, bazı kullarını zor imtihana tabi tutmuş olur. Enes İbni Malik'in Peygamber Aleyhisselam Efendimizin nübüvvet evine girip orada peygamberin dizinin dibinde o soydan olmadığı halde, o ailenin çocuğu olmadığı halde o nur yatağına girip çıkması ne kadar güzel bir şey ama Enes orada bir pot kırsaydı ne olacaktı? Ebedi cehennemde kalacaktı. Aynı şey benim çocuğumun başka türlü başında şu anda. Yani biz hiçbirimiz benim imtihanım kolay diyemeyiz, zor da diyemeyiz. Bu ne demek olur? Bu bardakta 200 gram alıyor, cam bardak bardakta 200 gram alıyor, hangisi çok alıyor? Ya ikisi de 200 gram alıyor ama hangisi çok alıyor demek gibi olur. Kesinlikle Allah'ın adaleti tamdır. Evet ben efendim internet yüzünden fuhuşun çok yayıldığı bir ortamda yaşıyorum değil mi? Ama internet sayesinde de 10 bin tane hadise 10 saniyede ulaşıyorum. Benim ecdadım da mesela Trabzon'dan ben çok iyi hatırlıyorum. E, Trabzon'dan 1958'de 3 kişi hacca gitmiş. 5 kişi gitmiş diyelim. Senelerce köylüler onun evini ziyarete gitmişler sonra. Yani değil öyle hacının kendisine zaten nasıl geçen adam Kabe ayarında bitip. Evini ziyarete gitmişler. Hacı evi diye bir kavram var Anadolu'da. Hacı evi. Hacının evi ziyarete gidiliyor. Çok yakın senelere kadar hacıların eli öpülürdü. Hacı evlesinde değdi diye. Şimdi ise cep telefonunu çıkarıp Kâbe'de namazı zevk için insanlar ne İstanbul'dan Kâbe'ye uyacaklar. Ama bunun karşılığında Kâbe kelimesinden gözü yaşaran Müslüman da kalmadı. Demek ki imtihan bir yerden bir şey getiriyor öbür taraftan öbürünü götürüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme başka bir e, onun ümmetine başka bir imtihan getirildi. E, Nuh aleyhisselamın ümmetine başka bir tarzda getirildi ama herkes nefsi, şeytan, şehveti e, sayesinde imtihan oldu. Bunların isimleri cam bardak mıydı, porselen bardak mıydı çok da önemli değil. Sen suyunu iç işine bak.